ona göre kimsan. Yoğun bir insan ona göre kimsan. He, sonuçta evini seviyorsan. Sana göre gün san. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü günsan sunar. Serbest 8'den herkese selamlar. Sezonun ilk lig maç artisine hoş geldiniz. Galatasaray-Hatayspor maçını konuşacağız birlikte 2-1 kazandı Galatasaray. Çok kritik bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon başında çok kazaya müsait oluyor büyük takımlarımız. Henüz takım henüz Berrayın oturmamış haldeyken. O yüzden Avrupa Kupaları da çok zor geçiyor bu dönemde. Ve Galatasaray zor da olsa kazandı. Belki oyun olarak pozisyon bulma anlamında çok kısır bir maç oynamadı ama gerçekten maç sonra girdi. 80'den sonra çevirdi Icardi ve Batshuayi'nin golleriyle. E, bu maçı konuşacağız. Galatasaray nelere doğru yaptığı maçı akışı içerisinde baş planı bakımından. Neler eksik kaldı? Bireysel performanslar gibi gibi gibi. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum tabii ki bu konularda. O zaman başlayalım. Serbest 8 abone değilsek abone olmayı videoda beğendiysek ki ben bu sonu bastırmayı unutmayalım. Şimdi ilk 11 açıklandı. Öncelikle Gabriel Sarı'yı görmedik. Çok anladığım bir konu değil bu açıkçası. Yani yeni transferin dursan bir bekle denilmesini ki maçtan önce Okan Hoca'nın açıklamasını bekledim. E, oyunumuzu anlaması adına biraz zamana ihtiyacı var e, gibi bir açıklaması oldu Gabriel Sara için. E, ama bence iyi futbolcu anında sahaya atılabilir. Yani bunu Manchester City'de bile görüyoruz açıkçası. Yani Haaland geldi 9 numara yoktu oynadı direkt. Yani ilk resim maçta oynadı e, Manchester City'de. Ya da Doku daha yeni transfer olmuşken çok geçmeden o ilk 11'e yazıldığını biliyorum. Ge hatırlıyorum geçen sene. Yani City'e örnek veriyorum. Yani Pep Guardiola da bu konularda biraz tutucudur ya. Hani oyuncular hemen kabullenmez vesaire. Ama eğer eksik bir parça geldiyse sahaya atıyor bütün teknik adamlar. O yüzden Gabriel Sarı'yı açıkçası 11'de beklerdim. Ee, her iki oyuna girdikten sonra belki çok acayip işler yapmamış gibi gözükse de bence dönen topları Galatasaray'ın orta sahada kazandıran etkenlerden bir tanesi Gabriel Sarı'nın temposuydu. Zorlamasıydı. E, zamanla takım alıştıkça evet takım alıştıkça belki etrafını daha doğru yönlendirecek. Daha doğru şut açıları yakalayacak. Takım arkadaşlarını tanıdıkça. Hani hangi oyuncuda top ayağındayken ne zaman yaya gitmem lazım gibi soruları kendisine daha net bir cevap bulacak. O zaman topla da ciddi fark yaratmaya başlar ama e, keşke 11'de başlasaydı. Hani sonuçta çok da fatura çıkmadı açıkçası. Yani Gabriel niye 11 başlamadı. Sonrasında Galatasaray işte puan kaybetti gibi bir durum olmadı. Ee, ama bundan sonra herhalde takıma oynayarak ısındırılacaktır diye düşünüyorum Gabriel Sara için. Ee, onun haricinde ilk 11'de Wilfred e, Sağ yoktu. O konuya tekrar değiniriz. E, aydınma ihtimali konusuna. Zaha'nın transfer görüşmeleri olduğu için. za 11'de açıkçası ben bekliyordum maç öncesinde. Ama böyle bir durum olunca haliyle oynamadı. Zaha bekte Dibua vardı beklediğimiz üzere Kaan'ın da hafif sakatlı olduğu için. Davinson ilk 11'e dönmüştü. Buradan başlayalım hatta Davinson'la başlayalım. Gerçekten Davinson Sanchez'in ne demek olduğunu bence te tek maçta tekrardan hatırladık. Burada açıkçası aylardır zaten Davinson Sanchez'i resmen sayıklıyoruz Servet 8'de. Ya başka bir konu çünkü. Yani yaptığı iş stoperlikten çok öte Davinson Sanchez'in. Bunun ne demek olduğunu gördük tekrardan bu maçta. Bu şu demek kısaca. Şimdi Davinson Sanchez varken belki kale alanı içerisinde, ceza sahası içerisinde böyle son anda müdahaleler, son anda kademeye girmeler. İşte daha daha çok görüyoruz bunu daha geride savunma yaptığı için, daha kendisini geri geri atarak savunma yaptığı için. Kritik hamleler, kritik ön seziler vesaire vesaire vesaire. Çok görmüyoruz belki ama ne görüyoruz asıl olarak? Daha oyun önde oynayan Galatasaray görüyoruz. Topu daha fazla ön tarafta kazanan Galatasaray görüyoruz Davison Sanchez varken. Yani seti öne atıyor, seti öne çiziyor Davison Sanchez'in savunması. Otomatikman bu gerçekleşiyor ve Asıl doğru olan şey bu ki gözle görülen de birçok müdahalesi oldu Davison Sanchez'in ciddi bir ikili mücadele başarısı var zaten ve onun haricinde orta sahada birçok kez orta saha civarında yani kendi kalesine yakın değil orta saha civarında rakibinden kazandığı topla oyunu tekrardan yönlendirip merkeze çok doğru toplar attığı birçok an var yani gözle de görülen bir performans var ama klasik bir stoperden ara hani gözle görmek isteyeceğiniz o ceza sahası içi müdahalelerini belki çok fazla göstermez ama daha doğru işi yapar. Galatasaray'ın rakip kaleye yakın oynatır ve bunu yaptı. Yani savunma hattını tekrardan çok rahat öne taşıyan bir takım gördük Davinson Sanchez'le birlikte. Ve bunun kalıcı olması adına da Davinson Sanchez'in ilk 11'de olması gerekiyor, devam etmesi gerekiyor. Maç ne olursa olsun. E, hal böyle olunca Galatasaray açıkçası bu maçta iki türlü gole çok yakın olacaktı benim gördüğüm. Bir yine önde baskıyla klasik özellikle iki yarıda çok doğru önde baskılar gerçekleştirdi. Önde baskıyla rakibi dengesiz yakalayıp gol fırsatı yakalayabilirdi. İkinci seçenekte duran top gibi gözüküyordu. Ben Galatasaray'da bu kez kornerlerde özellikle biraz daha farklılık gördüm duran toplarda. Altı oyuncu zorladı. Böyle öndüre giden var, arka direğe giden var, merkeze hareketlenen var, kaleciyi bozan var. Ve dengeli şekilde dağılıyorlar. Kornerden gol gelmedi ama çok yaklaşıldı birkaç pozisyonda Galatasaray yani gel, bu sezon Davison Sanchez'de varken o karalanın oralarda kornerlerde daha etkili olacak gibi hissettim ben Galatasaray'da. Yani bu maçta sırf 3-4 tane gol pozisyonu var. Devamında da var. Yani hem direkt kullanıldığı zaman ilk hamlede de var. Atak devamında da duran top devamında da çok pozisyon oldu. E, ve yine de bir gol aslında yine duran topla geldi. Sonrasında duran toplarda da daha çok etkili oldu. Duran top penaltıdan bahsediyorum. O da bir duran top. Sonrasında duran top devamında da çok etkili oldu Galatasaray. Ve Presley etkili oldu. Burada bir eksiklik de söz konusu aslında. En baştan hani bu, bunu da bahsetmek lazım. Özellikle ilk yarıda izlerken takımı Galatasaray'ı şunu fark ettim. Bireysel anlamda sorumluluk alacak. Rakibin üstüne üstüne girecek. Zorlayacak. Oyuncusu çok fazla yok. Yani sazı eline alacak oyuncudan bahsediyorum. Birebir oynayacak, zorlayacak oyuncudan bahsediyorum. Aslında böyle hiç oyuncusu yok Galatasaray'ın. Yani i̇zlerken onu fark ediyorsun. Nasıl fark yaratıyor? Evet top önde kazanıp yerleşik olmayan savunmaya karşı direkt gitmeyle fark yaratıyor. Ee, Barış Alper'in girdiği pozisyonlar böyleydi. Hatta Ziyech'in girdiği pozisyon böyleydi Icardi'nin pasında. Daha dengesiz yakalayarak. Ya da yerleşik anda çok ekstra kilit pasla fark yaratmaya çalışıyor. O kilit pasları işte Ziyech'ten deniyor. Mertens'ten deniyor. At Icardi çok daha fazlasını attı. Kilit pasları. Çok güzel kilit pasları vardı gerçekten. Pasla dermeye çalışıyor. Ama her zaman böyle olmaz. Ki olmuyordu da neredeyse. Biraz bireysel yetenekle, yetenekle de top ayağına alıp rakibin üstüne gidecek. Birebiri zorlayacak. Hataya zorlayacak. Filiki kaldıracak. Penaltı aldıracak. E, ee, mesela burada daha farklı bir hat aldı Icardi'nin kazandığı penaltı vuruşunda. Hani rakibin ayağından dolandı tekrar kendi önüne düştü vesaire. Ama işte bunları birebir de yapacak. birebir de iki kişi eksiltip oraya bırakacak vesaire. Aslında Zaha'dan beklenenleri e, Zaha ayrıldığı için e, bence asla Galatasaray'ın şu hatası şu hataya düşmemesi gerekiyor. Zaha gitti zaten hani çok düşündüğümüz bir oyuncu değildi. Kanat oyuncu bunlarla yeter gibi e, düşünmemeli. Bence yine Zaha gibi birebir oynayacak. Belki topsuz koşuları işte top rakibe geçince pres reaksiyonu daha fazla olabilecek bir oyuncu bulunur. Belki de. Ee, ama öncelikle amacı, öncelikli becerisi birebir oynamak olan oyuncuya gitmek durumunda. Özellikle kanatlarda. Ee, mesela Hakim Ziyeş'i belki de yine daha sakınarak daha son yarım saatlerde oynatacağınız... Barış Alper'in tersinde direkt oynatacağınız bir kanat oyuncusuna gidebilir Galatasaray. Çünkü o birebir oynayacak adam eksikliğini ben hissettim çok. Her zaman böyle set hücumuyla, kilit paslarla, önde baskıyla, duran toplarla aşamayabilirsiniz. Bazen de yetenekle aşmanız lazım. O yetenek eksik gibi geliyor. Mesela Kim Ziyeş'in bu konuda çok eksik maç çıkardığını düşünüyorum. Düşünüyorum değil, istatistikler olarak da karşılığı var. 7 çalım girişiminde bir kez başarılı oluyor maç boyunca. Yani 7 kez rakibi eksiltmeye çalışmış. 6'sında rakip almış. topu, bir tanesinde eksiltmiş. Yani bu... Birebiri zorlayabilecek başlıca oyunculardan bir tanesi olan Ziyech'in eksik maç çıkarttığını gösterir. Zaten Ziyech de bunu yapınca da çok dar alanda yapıyor. Hani kurtuluyor hemen pas çıkartıyor. Kurtuluyor hemen şut çıkartıyor. Ben birazdan mesafeyi de edebilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Barış Alper geçen sezonun sonlarına doğru bunu yapabiliyordu. Hem tekniği de hem hızıyla yapabiliyordu. Ama tek bir oyuncunun üzerinde de yığmak olmaz ki onu da bu maçta gördüğünüz gibi gününde olmadığı anlar da olabiliyor ya da formunda olmadığı anlar da oluyor. O yorgunluk belirtisi de vardı açıkçası Barış Alper'de. Her zamanki o modunu görmedik. Yani sırtında bek varken toplu uzayan Barış Alper'i görmedik. ki normalde hiç denk gelmeyiz böyle bir istatistiğe. Barış Alper'in de ikili mücadele kazanma oranı %22. Yani çoğunu kaybetmiş ikili mücadelede. bu da hani klasik Barış Alper performansından uzak olduğunu gösterir. O yüzden Galatasaray'ın işini şansa bırakmaması gerekiyor. Ve kanatlarda kanat rotasyonunda birebir kuvvetli bir oyuncuya gitmeli. Za'dan sonra da bence. Yani Za tutmadı o zaman Za modeli başka bir oyuncuya gitmek durumunda. diye bir görüşüm var açıkçası. Özellikle ilk yarıda bunu çok hissettim. Eee ondan evet. içinde orta sahada Gabriel Sar'ın eklendikten sonra Dediğim gibi belki topla fark yaratma konusunda büyük bir fark görülmemiş olabilir ama dinamizm olarak Hareket kabiliyeti olarak bence çok etki etti. E hatta Okan Hoca'nın... ...kenardan şu işaretlerini gördüm. Davinson, Gabriel Saray'a... ...Torreira'nın yanında konumlanıyordu ...bir ara. Rakip işi 1-0 iken... ...rakibi aşmaya çalışıyor çalışıyorken Galatasaray. Gabriel Saray ileriye git dedi. Davinson Sanchez'i çıkardı. Yani Gabriel Saray ikinci on numara gibi... ...hemen o yayın oralara yapıştı. Davinson Sanchez ikinci oyun kuran altı numara gibi... ...önde konumlandı ve bu işi çok iyi yaptı. Yani Davinson Sanchez bu konuda da... ...başka bir oyuncu gerçekten ve maçı çeviren etkenlerden bir tanesi oldu bence gözle görülmese de dinamizm olarak zorlayarak kanallara koşu yaparak doğru yere hareketlenerek doğru yere top bırakarak. Ama Gabriel Sara videosunda da bahsetmiştim hatırlarsanız. Bence doğru eşleşme kendisi için Torreira dışında tıpkı kendi modelinde bir oyuncu. Yani Mertens'ten ziyade kendisi gibi çok hareket edecek. Yani iç oyuncusu olma meziyetlerine sahip neredeyse tempo olarak. Ee, yine Gabriel Sara gibi hem dribbling özelliği olan hem tempo hem şut özelliği, ofansif özellikleri de iyi. yani iki tane Gabriel Sara modeli oyuncu bence Galatasaray'ın sistemini daha çok yukarı çeker diye düşünüyorum. Şimdi Mertens çünkü biraz daha hücuma yapışık oynuyor. Daha on numara gibi oynuyor. Ee, ama Gabriel Sara da çok fazla derinde, her zaman derinde top alayım, buralarda oyun kurayım, buralarda kalayım oyuncusu değil. Yani Kerem Demirbay biraz daha böyle oyuncu. Onun da temposu çok düşük. Gabriel Sarada daha çok öne kırılmayı tercih eden bir oyuncu. Zaten yaptığı gol asistler ortada yani gol asist sayısı. Hep oralara gitmek isteyen bir oyuncu. E şimdi yine kendisi gibi tempolu ve Torreira'nın yanına da çekilebilecek zaman zaman oralardan da oyun kurabilecek bir oyuncu alınırsa dengeli iki tane 8 numara Galatasaray daha her şey her şeyi daha doğru yapar diye düşünüyorum. Hem baskıyı daha doğru yapar presi. Hem ceza sahası koşularını daha doğru yapar. Hem oyun kurulumunda daha bir denge olur. Ee, daha rakibin kafasını karıştıran bir üçlü orta sahaya döner diye tahminim var. Yani o yüzden Gabriel Sara artı yine o bir 8 numara tempolu bir 8 numarada bence çok daha güzel olurdu. Ee, orada bir rotasyonda bir eksiklik olabilir ilerleyen zamanlarda. İşte ligde bir şekilde Gabriel Sara iyice takım alışınca çözersiniz Mertens Sara o soru üçlüsüydü ama üst seviye maçlarda şa şampiyonlar liginde e, inşallah oraya kal kalırsa orada e, sıkıntı Doğurabilir. Yani orada tek keşke bir orta saha daha gelseymiş dedirtebilir diye görüşüm var. Onu da şimdiden e, belirteyim. Ve e, maçın fişini çeken oyuncuya geldik. Yunus Sanlı maçın fişini çeken oyuncusu Mitchy Ya Yani tam bir Batçayi klasiği. Gerçekten acil durum golcüsü. Ben bu kadar acil, acil durum golcüsü görmüş olmam olmayabiliriz yani ligde özellikle. Yani United'da Sokşar yıllarca bu işi yaptı. İlk 11 oyuncusu çok olmadı ama oyuna sonradan girip hep etki ediyordu. Şam Şampiyonlar ligi bile kazandırmıştı. E, Batuşay da gerçekten Fenerbahçe kariyerinde de özellikle. Beşiktaş'ta da 11 oyuncusuydu. En verimsiz ölümü oydu Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'de hamle oyuncusuna dönüştü. Dönem dönem 4-4-2'de direkt oynadı. Özellikle George zamanı ama genellikle hamle oyuncusu olarak acil durum golcüsü olarak sahaya atılımında hep fark yarattı. Hep dakika başına gol oranı hep çok yüksekti. Öyle olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yine daha ilk lig maçında acil durum golcülüğünü gösterdi. E, bu gerçekten geçen sezona göre Galatasaray'ın çok elini rahatlatacak. Çünkü geçen sene böyle bir oyuncusu yoktu. En son Carlos Vinicius vardı ama o da tipik bir 9 numara. Yani Icardi Vinicius'a döndüğü zaman iki tane 9 numarayla oynuyordu ceza sahası içerisinde Galatasaray. Bir kere sonuç verdi Kasımpaşa maçında ama çoğunlukla oyunu daha da düşüren, sektiği uğratan bir etken oldu. Ama şimdi mesela o anları gözünüzün önüne getirin. Batu Şahin'in oyuna girdikten sonraki anları. Bir 10 numara gibi konum alabiliyor aslında oyun kurulurken. Yani Icardi'nin hep dibinde dolanmıyor. Oyun kurulurken ceza sahası dışına da çıkıyor. Oralarda işte pres desteği de veriyor, bağlantı desteği de veriyor. Ama... Top ceza sahası içerisine gittiği zaman ekstra forvetli, ekstra for da yapıyor ve yaptı yine. Kritik golü attı son dakikalarda. Ee, ve Galatasaray'ın aslında bu transferine kadar değerli bir hamle yaptığını gösterdi. Ee, Batçay bundan sonra e, bu şekilde kullanılacak ve Okan Hoca'nın aklındaki asıl 4-4-2'sini maçın gidişatına göre ile birlikte göreceğiz. Yani iki tane 9 numara gibi değil, bir tane ikinci forvetli 4-4-2 olmuş olacak çünkü. Ee, i̇şte bu yüzden zaten Mertens'in yerine transfer düşünülmekten vazgeçildi. Batçay sık sık 4-4-2'ye dahil olacağı için. Mertens'in yeni Batçay dahil olacağı için. Ama o yüzden ben de diyorum ki aslında Gabriel Sarada zaten sert maçlar için bir Mertens adayı. Mertens olma adayı. Daha sert maçlarda Mertens rolünü alabilecek bir oyuncu. Bir 8'e transfer. Ondan ziyade 8'e transfer bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Batçay'ın bu formunu gördükten sonra. Galatasaray duran toplarda iyi dedik ve özellikle topu önde kazanma konusunda iman çıkarttı dedik. Ve topu önde kazanan oyuncu da Lucas Torreira'ydı yine çoğunlukla. Ya inanılmaz bir adam. Gerçekten şu iki özelliği birden barındıran orta saha çok zor buluyorsunuz. Temple orta sahalarda, savunmaya yönelik 8 numaralarda ya da 6 numaralarda. Şimdi Torreira'da hem enerji var hem o mücadele enerjisi var. Her yere hareket eden, her tarafa koşan o enerjiye sahip hem de ön seziye sahip. Yani bu maçlarda Atay Spor karşısında da ben Torreira'nın sık sık ön seziyle de top kazandığını gördüm. Yani durdu top ayağını çekerek, doğru yerde pozisyon alarak, pas arası yaparak, dönen topla nereye düşeceğini tahmin ederek, oraya giderek sık sık ön seziyle top kazandığını ve atak devamlılığını sağladığını da gördüm. Ama klasik Torreira olarak enerjiyle top kazandığını da gördüm ki 5 tane çok top çalması var. 6'da 5 isabet oranı. 6 kez top çalmaya musallat oluyor. 5'ini alıyor rakibinden. E, bu da çok iyi bir oran. Yani neredeyse %100 ile oynuyor. Ya i̇ki tarafta da, da var. İki tarafta da top kazanma canavarı. Bununla birlikte oyuna dahil etme konusunda da gayet başarılı. Yani topu kazandım benden çıktı bu iş demiyor. Hemen yakınına vermiyor. Direkt karşıya da oynayabiliyor. Yani rakip, rakip ceza sahası etrafına da direkt oynayabiliyor. E, kusursuz bir maç çıkarttı açıkçası. E, evet maçın fişini çeken oyuncu Michi Batu Çünkü tam onun tam ihtiyaç duyulan anda devreye girdi. Ve tam onun tarifiydi. Michi Şah'ın tarifiydi yani. Sırf bu yüzden Galatasaray transfer etmişti ve hemen maç kazandırdı. O yüzden maçı maçı fişini çeken oyuncu tabiri biraz farklı bir tabir. Ama maçın adamı herhalde Davison Sanchez, e, Torreira arasında gider. Ee, ama burada e, bir Davison Sanchez e, sevdalısı olarak e, benim oyun herhalde Torreira'ya giderdi açıkçası. Yani Davison Sanchez'i biliyorsunuz çok beğendiğimiz stoper. Burada da çok iyi oynadı ama... E, Torreira'sız bu önde baskı oyununu oynamak çok zor. Hele ki bu maçta hani çok zordu. Daha takım tam işte Gabriel Sarra tam dahil olmamışken. E, back, 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 yine o klasik Bek'i yokken Gelert bu oyuna destek verecek bir Bek enerjisiyle. O, o da yok da yani yokken Dibua onun yerine oynuyorken. E, ki Derek yerine de daha farklı bir sol Bek'e gidecektir Galatasaray. E, tam bu anlarda yine Torreira'nın o dinamizmine ihtiyacı vardı. O da o dinamiz, dinamizmi tekrardan ortaya koydu. Evet Galatasaray galibiyetle başladı. Benim notlarım bu şekilde. Sizin de notlarınızı merak ediyorum. Maça dair, bireysel performansa dair, oyuna dair notlarınızı merak ediyorum. Eksiklik görüşlerime ne diyorsunuz? İşte birebir oynayacak kanat oyuncusu ve Gabriel Saray'a rağmen 18 numaraya da bence bir orta sayıda ihtiyaç var. Görüşme sizin de merak ediyorum bu konuya yorumlarınızı. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Zaten transfer sezonu devam ediyor. Zaha'dan sonra hem Solbek hem Zaha yerine zaten transfer gelecektir. Bakalım. O zaman görüşürüz zaten gelişme oldukça. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.